GQ Man of the Year 2021 ödül töreninde yıldız yağmuru yaşandı. Sahnede ağlayanlar, ağlatanlar, düşenler, kalkanlar, hem ödül verenlerin hem de ödül alanların yılın son töreninde damga vuran hallerini birlikte izliyoruz. GQ Türkiye Man of the Year ödül töreninde yıldızlar geçidi yaşandı. Ağlayanlar, ay. Gülenler, bunu tutuyorum çünkü elimde şu an şakası yapmayacağım. Düşenler ve daha neler neler. Hazal Filiz Köse gecenin en dikkat çeken isimlerinden birisiydi. Genç oyuncu derin göğüs dekoltesiyle çok iddialıydı. Çok güzel, prestijli bir gece. Her yıl katılıyorum ben de. Bu yıl da katılmak istedim. Güzel bir gece bizi bekliyor. Çok şıksınız. Göğüs dekoltesiyle ilgili geçtiğimiz hafta altın kelebekler bir şeyler yaşandı. Cesur bir kıyafet tercih etmişsiniz. Korkularınız var mı? Acaba... Ya ben zaten sadece dekolteyi üst kısımda kullandım. Onun dışında çok daha maskülen bir stil seçtim. O yüzden o da sadece bugünün yıldızı olsun. Değeri 2,5 milyon dolarmış. Dolar demeyelim. TL de olsa pahalı. Evet. TL olursa çok şey, dolar olursa çok pahalı. Evet, bayağı bir servet taşıyorum şu an üzerinde. Evet, gece mi özel mi? Geceye özel, evet, giydim. Almadınız yani? Almadık, evet. Sponsorum. Evet. Neler yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? Güzel, her şey yolunda. İnşallah artık yeni sezonda güzel bir iş olursa ekranlarda var mı bence olan istiyorum. Henüz yok, direniyorum arkadaşlar, bunu bir daha söylüyorum. Aynı tarzda karakterle oynamamak için, farklı işlerde yer almak için biraz direniyorum. Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz çifti özenle hazırlanmıştı geceye. Nazar boncuğu bir olay da yaşamışlar çıkarken. Yani biraz zorlanma, bazı aksilikler yaşasak da sonrasında her şeyi toparladık. Ben tam evden çıkarken çorabım kaçtı. Böyle klasik şey bir hikayedir ama gerçekten o başımıza geldi. Bu gece için hani Caner'le beraber ikimizin birlikte bu elbiseyle çok daha iyi duracağını düşündük ve bu gecenin hani ağırlığına ve şıklığına yakışacak bir elbise olduğunu düşündük. O yüzden bu şekilde hazırlandık. Alişan Bey'in evet. Ne zaman gelecek diye bekliyordum. Görüştüreceğiz denmişti ama. Evet, ama yoğunluktan ötürü bir türlü şey yapamadık, buluşamadık. Zaten onlar arkadaşlar yani, çok küçüklüklerinden beri. O yüzden de Burak da çok sevgisini gösterdiği bir video paylaşmış aslında. Yani çocuklar sevgilerini ve hani bir şeye ilgi duyduklarını farklı şekilde dile getirebiliyorlar. O yüzden bence çok tatlı, çok masum bir videoydu. Biz de zaten o şekilde algıladık. En kısa zamanda da tekrardan görüşeceğiz. Dilan Çiçek Deniz, müstakbel eşi Thor Siversen'la birikte katıldı ödül törenine. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Beyazlık içinde. Teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız geceye? Yine Nazlı Kayran'la hazırlandım. Kayışla Venüs'e giriyorum. Çok iyi hissediyorum. Ne kadar sürdü peki hazırlık? Böyle gecelerde ortalama ne kadar sürede hazırlanıyor Dilan Çiçek Deniz? Sürüyor biraz. Sürüyor biraz maalesef. 2021 yılı için neler söyleyeceksiniz? Sizin için nasıl geçti? Sunlarına girerken çok güzel bir şey yaşadınız ama evet. Bize değerlendirir misiniz 2021'i? Kendi adıma çok mutluyum. Zor bir sene geçirdik hep beraber. Umarım her şeyin herkes için iyi olması. Geçtiğimiz günlerde de güzel bir haber aldınız. Evlilik teklifi, hemen ertesi günü bir doğum günü kutlamasında pastadaki yüzük detayı evet, çok konuşuldu. Evet, nasıl hazırlandı o pasta? Menajerim sürpriz yapmış Ayça. Ayça Hanım. Güzel sürpriz oldu bizim için. Çok tatlıydı. Peki. Gel gel gel. Salih Bademci gecenin yıldızlarındandı. 37 yaşındaki oyuncu yılın oyuncusu ödülünü aldı ve hem sahnede hem salonda duygu dolu anlar yaşandı. Yılın oyuncusu ödülü Salih Bademci. Tebrikler Salih. İkimiz de kariyerimizde önemli virajları beraber aldık. Hayatımızda da çok güzel anılara ortaklık ettik beraber. Şimdi geriye dönüp baktığımda Salih'in mesleğine olan tutkusunun, neşesinin, bir karakter yaratırken insana bakma merakının ve disiplinin ve özünün hiç kaybolmadığını
hep aynı kaldığını, hiç değişmediğini, hep geliştiğini görüyorum. Bu bence çok kıymetli bir şey. Ve Salih, bunu da burada söylemek yani nasip oldu ilk kez, ama sen bir yönetmen için mesleğine aşık olmasına sebep olan bir oyuncusun. Ve çok iyi bir yol arkadaşısın. Seni çok seviyorum. Çok cool, çok klas bir gece. O yüzden aslında kendime çok söz vermiştim. Duygusallaşmayacağım, yapmayacağım diye. Çok teşekkür ederim. Çok. Evet. Çünkü her seferinde... oh. Ama kimin umurunda olursa da olur, yapacak bir şey yok. o zaman ben de bir iki şey söyleyeyim. Bu ödül şu anda kendi adından çok daha büyük bir anlam taşıyor. Çünkü Zeynep Günaydın'ın elinden aldım. Yine sınıf arkadaşım, yine hayat arkadaşım, ama en önemlisi arkadaşım. Gerçekten dostum. Gerçekten sevdiğim, aşık olduğum insan, mesleğine hayranlık duyduğum insan, eşim İmer Özgün'e sonsuz sevgine, bana olan sabrına, asaletine, en önemlisi aramızda bu samimiyeti yaratmana, bir gün işimizle ilgili gerçekten kötü bir şey yaparsak birbirimize söyleriz değil mi utanmadan, birbirimizi kıracağımızı düşünmeden dediğinde, gerçekten bu ilişki bu kadar özel kıldığın için sana çok teşekkür ederim. Ve bana verdiğin o minik kız çocuğu için de çok teşekkür ediyorum. Yılın Kadını ödülünü alan isimse geride bıraktığımız seneye damgasını vuran Güzeller Güzeli Öykü Karayel oldu. Yılın Kadını ödülü Öykü Karayel. Ben birazcık... fazla stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim. Ve hiç başka bir yerde böyle bunu söyleme fırsatım olmadı. Ben meslek hayatıma onunla başladım denebilir. Ve Şermin, sana çok teşekkür ederim. Biliyorum her fırsat... Hayatımda benden daha çok heyecanlanıyorsun. Benim ruhsuz halim yüzünden bütün heyecanın içine kaçıyorsun. Bunun için çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bu benim bu seneki ikinci büyük ödülüm. Bir tanesi evde uyuyor. Bunu canım oğlum Roman için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başa. Eşitlik ödülünü alan isim Aybüke Pusat olurken, ödülü vermek için oldukça görkemli, kırmızı bir kıyafetle sahneye çıkan Ahu Yatu küçük bir talihsizlik yaşadı. Ödülü vermek üzere sevgili dostum Ahu Yatu'yu buraya davet ediyorum. Ahu'cum, biliyorsun Jennifer Lawrence da Oscar'da böyle bir giriş yapmıştı. Her zaman, her zaman bekliyorum. Bize tekrar o anıyı canlandırdığın için teşekkür ederim. Efendim, hiç önemli değil. Biz bizeyiz çünkü bu akşam. Aybüke Pusat'ta parıl parıl parlayan siyah beyaz kıyafeti ve siyah eldivenleriyle gecenin dikkat çeken isimlerindendi. Böyle yeni nesil ve genç oyuncu olarak sizin tarafından görülebilmemiz, görülebilmem benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Ahu Yatu'nun bu talihsiz anlarını hemen geride bırakıp keyifli bir ödül almayla kapatalım geceyi. Yılın komedyen ödülünü alan Doğu Demirkol, Melis Sezen'in Altın Kelebek'teki o unutulmaz konuşmasını tiye aldı. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an, şakası yapmayacağım. Bunu yapmayacağım, yapmayacağım. Melis burada mı? İnanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum artık. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Melis'le konuştuk bu konuyu. Dedi ki, orada virgülü yanlış yerde kullandım. Aslında çok önemli bir şey söylemiştim. Dedi ki, bunu tutuyorum çünkü virgül elimde şu andı, doğrusu dedi. Ve sizi bu manidar zafer konuşmasıyla selamlamak istiyorum. Bunu tutuyorum çünkü virgül elimde şu an. Eyvallah. Thank you, thank you. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.